Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Varis nedir, bunu dinlemek istersiniz? Varis vücuttaki toplar damarların genişlemesi ve görünür hale gelmesi. Evet. Ne diyoruz? Bizim daha çok gördüğümüz bacaklarda tabii en çok gördüğümüz varisler. Yani varis çok yaygın bir hastalık aslında. Yani insanlar neredeyse yaklaşık %30'una diyeyim, yani üçte birlik bir kısmında hemen hemen varis gözükmekte. Özellikle bayanlarda biraz daha sık görüyoruz. Genetik faktörler çok önemli. İşte hormonsal faktörler, hamilelik, çok ayakta durmak gibi bir takım sebeplerden dolayı da varis çok sık gözükmekte. Varisin tabii aslında çok büyük bir kısmı, yani sağlık açısından aslında çok ciddi sıkıntı yaratmıyor. Genelde çok büyük bir kısmı genelde sadece görüntü, evet, bozukluğu şeklinde. Özellikle böyle bir milim çapında, yani kılcal damar diyoruz ya da telencektezi diyoruz. O çok küçük ince damarların ortaya çıkması genelde hani çok ciddi sağlık problemleri yaratmazlar buna. Daha çok genellikle görüntü sıkıntısı yaratabilirler. Ama böyle 3 milim üzerinde, 4 milim üzerinde daha görünür halde olması ve bundan daha önemlisi ayakta şişlikler başlaması, renk değişiklikleri başlaması ve en nihayetinde yaralar çıkması, tabii onlar çok ciddi sağlık problemleri. Yani özellikle bu renk değişikliği, şişlikler ve yaralar dediğimiz safhalar, yani 6 bölüm gibi sayarsak işte 4, 5, 6 gibi olan gruplar muhakkak tedavi etmeyi gerektiren durumlar. Tabii bunun için de öncelikle işte Doppler dediğimiz tetkikleri yapıyorak damarları değerlendiriyoruz. Derinvenlerde mi, yüzey venlerde mi problem var? Kapakçıklar hani kanı geri kaçırıyor mu? Nerede kaçırıyor? Hangi seviyede kaçırıyor? Ona göre, hastanın şikayetine göre genelde ona göre bir karar veriyoruz. Bir kısmına ameliyat yapıyoruz. Bir kısmına işte köpük tedavisi dediğimiz yöntemlerle o damarı yok etmeye çalışıyoruz. Yani genellikle çok büyük bir kısmında aslında çok ciddi bir tedavi gerektirmiyor. Çoğunlukla çok basit önlemler, varis çoraplarıyla çok rahat tedavi edilemiyor. Büyük bir, ama bir kısmına da muhakkak ameliyat gerekebiliyor. Şimdi siz dediniz ki derecesi çok önemli burada. Tabii tabii. Ön plana daha çok öncelik odur. Tabii yani 3 yanlış. Yani işte 6 derece diyoruz. Önce işte küçük damarların gözükmesi, sonra orta derece damarların gözükmesi. İşte ayakta şişlik 4'ten sonra 5. derecede renk değişiklikleri, 6. derecede yaralar çıkması. Venöz ülserler diyoruz bunlara. Bunlar son derece ciddi sağlık problemi. Özellikle venöz ülser çıktığı zaman tedavisi çok zor. Yani hastayı çok uzun süre ızdıraba bırakabiliyor. Yara iyileşmiyor, enfeksiyon oluyor. Bayağı ciddi bir problem. Yani o safhaya getirmemek lazım. O safhaya gelene kadar da işte yani bir varis varsa aslında bir doktora gözüküp en azından bir Doppler'le bakıp işte en azından belirli aralıklarla muayeneye gelmekte fayda var. Varis çorabı muhakkak kullanması gerekebilir. İşte ameliyat gerekirse ameliyat gerekebilir. Ama büyük bir kısmı da özellikle çok görüyoruz. Çok küçük varisler. Çok yani ayakta şişlik yapmamış, renk değişikliği yapmamış. Yani %90'ı bu şekilde. Çok evet, büyük bir kısmı. Onlara bir kısmı genelde daha çok estetik amaçlı ameliyatlar yapılıyor. Bir kısmı da hani çok gözükmüyor. Küçük varisler var. Ama esas içeride toplar, damarlar, kapakçıklar çok kanı geri kaçırıyor ve ayakta işte kramplar, ağrılar yapabiliyor. Eğer bu yüzeysel damarlar değilse onları ameliyatlarla yani ameliyat da olabiliyor. İşte köpük tedavisi olabiliyor, lazer olabiliyor, işte radyo frekans olabiliyor. Onun çok çeşitli yöntemlerle o damarı iptal ederek şikayetleri büyük bir kısmını azaltabiliyoruz. Evet. Hiçbir şey İnsan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.